Ahmet Harmandar şu anda odanın mevcut yönetim kurulu üyesi iken zannediyorum birkaç gün önce istifa etmiş. İstifa ederken de bazı şeyler söylemiş. Ben bunların hepsinin doğru olduğunu zaten önceden de biliyorduk. Ama Ahmet Harmandar belgelemiş, ispatlamış oldu. Ama iddialar vahim, vahimden de öte. Aslında İstanbul'da bir sürekli konuşulan taksi sorunu var ama İstanbul'daki sorunun kaynağı gerçekten odaymış. Bunu anladık. İstanbul'daki sorunun kaynağı yanlış yönetilmiş. Ahmet Harmandar'ın açıklamaları da bunları teyit etti. Ahmet Harmandar özellikle 3 şeye vurgu yaptı. Taksimetrede yapılan usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları üzerine konuştu. Bütün haber kaynaklarında, haber kanallarında bu konuyu... Usulsüzlük veya yolsuzluk, evet bunu söyler ama ben bunu şöyle açayım. Ahmet Harmandar tam olarak şunu söylüyor. Diyor ki taksimetre ücretlerine bir anda %300 ayar ücretlerine zam yapıldı ve ne hikmetse diyor, kendisi de öyle, her ayardan sonra odadaki personele plaka alındı diyor. Bu plaka 9 ortaklı ve 11 ortaklı plakalar. Bu konuyu bir açar mısınız? Nasıl önce olur? Şöyle açayım ben. 9 ortaklı plakalara gelmeden önce taksimetre ayar ücretleri ki bizim dönemimizde 190 liraydı en son ayar ücretinde. Ondan sonra bir anda 700 liraya çıkartıldı. Peki İzmir'de başka olduğu söyleniyor. Biraz daha açarsanız konuyu. Hayır, bu 4 tane firma var zaten Türkiye'de, bunlar faaliyet gösteriyor. Aslında Ankara'daki ayar, İzmir'deki ayar veya Kayseri'deki ayar fark etmiyor. Bunların hepsi İstanbul'da şu anda taksimetresi, taksilerde çalışan 4 tane firmaya ait. Bunlar da aralarında anlaşıyorlar. Ve enteresan bir şekilde o dönem şöyle bir mesaj gelmişti. Taksimetre firmaları da bundan rahatsız olmuş. En önemli kısım burası. Şöyle bir mesaj atmıştı. O da ile yapılan görüşme neticesinde bu fiyatı belirledik. Taksimetre firması rahatsız olmuş bu kadar yüksek zam yapılmasından ve demiş ki, herkese mesaj attı. Usulsüzlük mü var burada? Usulsüzlüğü ben tespit edemem. Onu müfettişler tespit eder, onu savcılıklar tespit eder. Ama göz göre göre bir soygun var. Peki konuyu biraz daha irdeler misiniz? İki tane mevcut yönetim 4 sene içerisinde 2 defa zam aldı. Evet. Ve her ne hikmetse diyor Ahmet Harmandar da, her zamdan sonra, her ayardan sonra odaya bir plaka geldi ve onu personele paylaştırdılar. Şunu mu demek istiyorsunuz? Usulsüz para geldi. Ben demek istemiyorum. Ben mevcut olanı anlatıyorum. Diyecek olanlar, demek isteyecekler, bunların hepsi bakanlık müfettişleridir, savcılıklardır. Ben olanı ve Ahmet Harmandar'ın anlattıklarını yorumluyorum. Şunu söylüyor Ahmet Harmandar. Her ayardan sonra bir plaka alındı ve odadaki personele paylaştırıldı. Bu paylaştırılan personel kim? Bunlar da yönetim kurulunun eşleri, çocukları, akrabaları. Neden çok kişiye pay edildi burada? Oy mu almak adına? Yani odayı ele mi geçirmek? Yani usulsüzlük? Ya bunlar zaten hizmetlerine güvenemediği için oy satın almaya çalışıyorlar. Baksana babaya maaş diye, burada bir iddia var, babaya maaş diye Semih Kaçanoğlu'na para topluyorlarmış. Maaşlarından kesiyorlarmış. Ve gerekçesi de diyor Ahmet Harmandar, 300-500 oy, yani oya sahip. Ya sanki bir aşiret yöneticileri, onun 300 koyunu var, bunun 500 koyunu var. Ama bu çok rezalet bir şey. İşte o yüzden diyorum İstanbul'da taksi sorunu yok. İstanbul'da
taksiciliği temsil edemeyen bir oda ve yöneticileri sorunu var. Buradan hani bütün vatandaşımız ne diye bakıyor? Pardon, şunu anlamaya çalışıyorum. Bir taksi plakasına 11 kişi ortak edilebiliyor, doğru mu? Hayır, şu andan sonra, bu karardan sonra, onların bu kurnazlığından sonra Büyükşehir Belediyesi öyle katı kurallar aldı ki, bırakın 11 ortağı, 2 ortak bile satın alamıyor artık. Plakayı alacak kişi tek kişi olacak ve işsiz olacak. O zaman şu sorun çıkıyor burada. Bir plaka alınıyor, 9 kişinin üzerine yapılıyor. Burada oy kazanmak için. Odanın... Onlar öyle söylüyorlar. Ondan sonra... Yani nihayetinde hırsızlığın gerekçesi olmaz, avantanın gerekçesi olmaz. Onlar yumuşatmak için, oy almak için yapıyoruz diyorlar. Ama Ahmet Armandar'ın iddialarından ben şunu anlıyorum. Ya yani olay şu aslında Ali Bey. Taksimetre ayarlarına %300 zam yapıyorlar bir anda. O 100 taksimetre firmalarının da rahatsız olacağı şekilde, ki dedim ya mesaj attılar, bu fiyatı o da belirledi diye. Ondan sonra pazar, değil mi? Tabii canım, tabii 17.395 tane taksi zam kararından sonra ayar yaptırmak zorunda. Bu bir mecburiyet. Onlar da firmalarla görüşerek bu fiyatı belirliyorlar ve o aradan bir plaka çıkartmışlar. Bir taksi plakası çıkartmışlar. Ahmet Armandar'ın iddiası tam da bu. Yani şimdi şunu anlamaya çalışıyorum. Yani demek istiyor ki Ahmet Armandar burada esnaftan toplanan haksız, usulsüz parayla bu plakalar alındı ve oy kazanmak için. Ben bunu böyle mi anlamamız lazım? Hayır ya, oy kazanmak için değil sadece. Bu plaka alınmış, para verilerek alınmamış. Bu plaka avant alınmış. Yani ama, usulsüz yolsuzluk var o zaman orada. Elbette. Ama şu var. Yani bu plakayı avant olarak almışlar, iki plakayı. Ve kendi aralarında konuşurken, esnafa anlatırken de biz bu plakaları oy kazanmak için gibi yumuşatarak anlatıyorlar. Oysa olayda iki tane çıkarım var. Yani birisi bu plakalar avant almışlar, ikincisi bunu da yumuşatmak için, oy kullanmak için böyle yaptık. 11 plakaya böldü, 11 ortaklı plakaya yaptık demiş. Ama bunun neticeleri ne? Bir vatandaş soyulmuş, bizim taksici esnafımız. İkincisi odaya, odanın almış olduğu bu 11 ortağa bölündükleri plakadan dolayı Büyükşehir Belediyesi şu anda ortaklı plakaların ruhsatlarını iptal ediyor. Her sene başka bir işte çalışmadığına dair yazı istiyor. 9 ve 11 ortak demiş. Hani Armandar'ın iddiaları. İddia değil bunlar Ali Bey. Belgeler yayınlandı. Kendileri de kabul ediyorlar. Daha ne iddiasından bahsediyorsunuz? İsim soruşturma, söylüyorlar. Soruşturma başlatılmadı mı yönetim hakkında? Bunu ben bilmiyorum. Soruşturma başlatsa da bunlar gizliyorlar her şeyi. Yani oda yönetimi ne diyor? Mevcut yönetim, siz başkan adaysınız. Siz göreve, başkanlığı kazanırsınız, göreve gelirsiniz. Bu gibi soruşturma. Oda yönetimi bir şey demiyor. Oda yönetimi hiçbir şeye bir şey demiyor. Oda yönetimi tacizcileri affetmek için tekrar çalışsın diye takside dava açmış, ona bile bir şey demiyor. Yani böyle bir rezalet olabilir mi? Siz tacizciler kazanırsan bu vakalarla karşılaşacak mı bak İstanbul halkı? Yani... Ali Bey, ben sıfırdan gelmiş, bu camiaya dışarıdan girmiş bir adam değilim. Ben bu odada 8 yıl yöneticilik yaptım ve bu İstanbul'da hizmet vermeye çalıştık. Allah aşkına 4 sene içerisinde nasıl bir değişiklikler olabilir de İstanbul'da bir anda taksi sorunu diye bir sorun çıkar? Şunu tekrar tekrar üzerine basıyorum. İstanbul'da bir taksi sorunu yoktur. Yönetilemeyen, temsil etmeyi beceremeyen bir taksiciler odası vardır. Kamu kurumlarıyla da bu böyle. Kamu kurumlarıyla konuşun.
fitne politikasını devlete uygularsanız böyle sıkıntılarla karşılaşırsınız. Devletin söylediği şey şu, burada bize başka bir şey söyleniyor, imza atılıyor, dışarıya çıkıp esnafa başka bir şey söylüyorlar. Şu andaki sorunun tam da kaynağı bu. Siz belediyede bir kavga halinde taksi esnafı. Siz bu kavgayı sonlandıracak mısınız başkanlığı kazanırsanız? Ben iyi bir temsilcinin, iyi bir başkanın asla kamu kurumlarıyla kavga etmemesi gerektiğini her zaman söylerim. Siz temsil ettiğiniz insanların partisini yönlendiremiyorsunuz, yönlendiremezsiniz de zaten. O halde siyaseti bir tarafa bırakıp taksicilikle alakalı konularda kamu kurumlarına derdinizi doğru anlatmak zorundasınız. Sizin yapacağınız yanlış anlatmalardan dolayı, yanlış hareketlerden dolayı İstanbul'daki 18.500 taksi esnafı mağdur oluyor. 12.000 tane araba bağlanmış. Tarihte ilk defa korsan taksiden çok taksi bağlanmış. Ali Bey, yani bunlar ciddi sorunlar. Bir adamın arabasının 15 gün bağlanması ne demek biliyor musunuz? Bir sene boşuna çalışması demek. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yani gerçekten baba maaşı diye bir şey çıkartmışlar. Bu zaten tam bir facia, rezalet. Ama o da genel müdürlük uydurmuşlar kendi aralarında. Ve o genel müdürü, bakın, kanunda olmayan bir görev. TÜZÜK'te genel müdürlük var mı? Odanın TÜZÜK'te genel müdürlük var mı? TÜZÜK'te olmaz. Odalar kanunla kurulmuştur. Kanunda da böyle bir şey yok. Zaten bundan dolayı da müfettişler inceleme yaptı ve bu ünvanları kullanamazsınız diye odayı uyardılar. Mevcut yönetim. Tabii mevcut yönetimi. Zaten başkası yapmaz. Mevcut yönetim cehalette zirve. Bunu yapıyorlar ve bir de bu kendi aralarında birbirlerinin gönlünü hoş tutmak için kurdukları bu oyunu, Ahmet Armanlar diyor ya, bir oyun bozulmasın diye sustum diyor şimdiye kadar. Kurdukları bu oyuna devleti alet ediyorlar. Ekrem İmamoğlu'yla görüşmeye Zeynep Kılıç genel müdür olarak gidiyor. Vali Bey'le görüşmeye Zeynep Kılıç da gidiyor genel müdür olarak. Yani devleti dolandırmışlar. Selçuk Parsa'dan olayı. Çok vahim iddialar Yahya Bey bunlar. Ne iddiası bunlar? Zaten hepsi doğrulanıyor. Kendileri de kabul ediyor. Hatta Eyüp Aksu da diyor ki, ne var ki bunda diyor, yani kanunda yapamazsınız demiyorlar ki diyor. Yani bunlar aşmışlar, yani zirve olmuşlar her şeyde, utanmazlıkta. Şunu söyleyeyim, kanunda olmuyor, kanunda yazmıyor diye her şeyi yapabilir misiniz? Çok ahlak var, ahlak var. İnsanın yüz kızartıcı huyları var, yani bunlardan hiç mi birisi kalmamış sizde? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.